Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli müfettişlerimiz Ankara'dan gelen, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Dün Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladık büyük bir coşkuyla. Burada bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kurucu meclisimizin kıymetli temsilcilerini anmak istiyorum. Hepsinin aziz ruhları için sizleri bir dakikalık bir saygı duruşuna davet ediyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, 100 yıllık şanlı Cumhuriyetimizin yarım asrına tanık olan değerli kurumumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya'yı kürsüye davet ediyorum efendim. Evet. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer müfettişlerimiz. Evet. Kalbi bu ülke için atan, bu ülke ile sevinip, bu ülke ile üzülen herkes için gerçekten çok özel günleri yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın hep beraber gururunu yaşıyoruz. Uzun bir süredir programlar devam ediyor. Neredeyse kutlamayan kurum veya BTK başkanımız kalmadı. Her bölgede bir etkinlik oldu. Tabii hepsine katılamadık ama en azından burada sizlerle de bir kez daha bu yeni asrın ilk gününde birlikte olmak istedik. Bu gururu bizlere yaşatan ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Cumhuriyeti bizlere armağan eden öncelikle tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canını veren tüm şehitlerimizi, tüm ecdadımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Evet, bugün Cumhuriyetimizin 2. yüzyılın ilk günleri. Gün, bize verilen bu kutsal emaneti en güzel şekilde taşıma, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkartma günü. Bu görev hepimizin omuzlarında. Gün, az zamanda yapılan çok işin üzerine yenilerini ekleme, Türkiye'yi bulunduğu konumdan çok daha ileri seviyelere taşıma günü. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi büyük. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise ülkemiz için yollarından biri, hatta belki de en önemlisi de ülkemiz için en stratejik sektör olan turizmden geçiyor. Turizmin lokomotifi olan seyahat acentalarını ve mesleğimizi en güçlü şekilde temsil etmekten geçiyor. TÜRSAP olarak bu sorumluluğu bir asır geride bırakan Cumhuriyet yolculuğumuzun 51 yılında olduğu gibi aynı şevk, azim ile taşımaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki ülkemize gelen her ziyaretçide, bu ülke insanının turizmle birlikte cebine giren her kuruşta, turizmde elde edilen her başarıda seyahat acentalarının ve seyahat acentalarının her durum ve koşulda işlerini kolaylaştıran, onlar için mücadele eden yasal temsilcisi olan Türkiye Seyahat Acentalarının emeği, gayreti ve yılmadan sürdürdüğü mücadelesi vardır. Değerli arkadaşlarım, kurumlar isimleriyle değil, çalışanlarıyla oluşturdukları kültürlerle var olurlar. Sizler de bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğum büyük TÜRSAP ailesinin birer üyesi olarak emeğiniz, gayretiniz, yetenek ve alın terinizle güzel çalışmalara bugüne kadar hep imza attınız. Kurum kültürümüzün gelişmesine çok önemli katkılarda bulundunuz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olarak birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza, yapacağımıza inancım sonsuzdur. Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra fotoğraf zamanında. Hep birlikte şöyle önümüzdeki bayrakları havaya kaldıralım. Evet, marşımız da gelsin.
rejimizden rica ediyoruz. Kameraman arkadaşlarımı da bu tarafa alacağım şimdi. Zafer Bey, Kaan Bey. Ve bu organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun arkadaşlar. Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş var. Kutlu gün bizim, zafer düğün bizim. Yürüyoruz arkadaşlar, darbeler savaşlar. Sırtımız yere gelmiyor bizim. Esarete önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi